Evet arkadaşlar, yaptığımız mamayı böyle severek yiyorlar. Yani ağzı yüzü her yeri mama olmuş. Baba bana kızıyor bir de bakın. Neden beni çekiyorsun diye. Ne yapalım oğlum, çekiyoruz işte yani. Bu kadar kızacak ne var? Heh, şöyle çekelim seni ya. Evet. Ey maşallah yarasın benim tosunlarıma. Ey maşallah. Sağdakinin adı Pakize. Soldaki Necmi. Pakize videolarda bana saldıran. Şu Necmi'ye bak. Küçük enişte bu ya. Tam bir küçük enişte. Pakize ile Necmi'nin yavruları var. Bir de şöyle açayım. Göstereyim size arkadaşlar. Pakize ile Necmi'nin çok güzel 4 tane yavrusu var. Hatta 5 tane var. Bir de üvey anne baba bakıyor. Yavrularımız büyüyor. Gerçekten yani bu mamayı yiyorlar ya, mamanın da hakkını veriyorlar yani beslerken. Bırakmıyorlar ki. Evet. Kursaklar hep dolu. Maşallah. Daha bir de mamayı yeni verdik yani. Bir posta girmişler. Evet. Neredeyse patlayacak kursak. Çok güzel bir çift. Çok güzel bakıyor yavrularına. Maşallah. Videolarda hani mor olarak gördüğümüz kuş var ya, işte o kuş bu. Evet arkadaşlar, videolarda mor olarak, resimlerde mor olarak görünen kuşların aslında görünüşü bu. Morgül bunun lakabı. Morgül'ün yavruları da var. Morgül'ün eşi Mor Çiçek. Mor Çiçek'i şimdi göstereceğim. O da yavrularını doyurmak için mamayı yiyor. Evet. Mor Çiçek sinirli bir kuş. Böyle elimi göstereyim. Sen hayırdır benim yavrularımı çekeceksin ha? Mor Gül'le Mor Çiçek'in yavruları da burada. Arkadaşlar. Bunlar da büyüyor. Çok güzel yavrular çıkacak inşallah. Çok sabrettik arkadaşlar. Bu çift için çok uzun süre sabrettim. Bu çift yavru yapmadı, yumurta yapmadı. Bir yaptı. Bir tane dolu yaptı, onu çıkarttı. Biz hata yaptık elimizden. Yavruyu yere düşürdük. Sabrettik. Neredeyse 13 aydır bakıyoruz. 13 ayın sonunda yavrularını aldık. İnşallah sağ salim yeme düşürmek nasip olur. Evet arkadaşlar, Morgül'ün anne babası. Evet, Morgül'ün annesi bizim sinirli. Şöyle ya bakalım buraya. Evet. Bu ufak da çok sinirli arkadaşlar. Evet. Bazı videolarda TikTok'tan takip eden varsa, yine Porpus Papani, sonunda iki tane i var. Takip eden varsa orada görürsünüz bunun nasıl. Şu anda yavrularının arkasını almış bakın. Yiyor, sağ ol diyor. Yiyor, sağ ol diyor benim yavrularımı diyor. Evet. Hadi çık kızım. Hadi çık. Hadi, Morgül'ün annesi bu. Morgül'ün de babası da burada arkadaşlar. Şöyle göstereyim.
Baba Maui. Anne Grey. Evet, annem de çıktı. Şimdi kardeşleri burada. Şöyle. Değişik bir yavru atıyor. Bunu bir sonraki videoda göstereceğim. Bu çiftin böyle 2-3 ağızda bir attığı, 2-3 kuluçkada bir attığı bir yavru bu. Şöyle çekeyim. Arkadaşlar, mavi ve marble atıyor. Bakalım bu sefer ne olacak? Belki kobalt marble olur. Evet arkadaşlar, sezonu yeni açtık biliyorsunuz. Tabii bu durumda bizim de bazı yaşadığımız sıkıntılar oldu. Bu arkadaş da yumurtaları, dişinin yumurtaları sıkıştı. Biraz uğraştık. Yumurtaları sağ salim çıkarttık. İki kere yumurtası tıkandı. Ama ikisini de çıkarttık. Hatta yumurtalar dolu ve yavrular çıktı. Evet. Ve bu çift de tam 2 yıldır bende. Bir 10 ay önce falan bir yavrusunu aldık. 10 aydır dolu yumurtladı. Daha sonrasında yumurtalar çıkmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle güzel ışıklı çekelim. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane bebesi var. Şükürler olsun. Böyle 3 bebeyle inşallah sezonu başlangıcını yaptık. Ama bu çiftin ikinci sefer yavrularının, yumurtalarının hepsini kaydıracağım. İkinci sefer bu çifte baktırmayacağım. Çünkü bir arıza yapabilir. O yüzden. Ve de bu çiftin yavruları damızlık olur. Arkadaşlar, bu damızlık olma konusunu açıklayacağım sizlere. Daha sonraki videolarda. Yani bir çiftin yavrusu neden damızlık olur? Bir çiftin yavrusu neden damızlık olmaz? Tabii buna çiftin karakteristik özelliklerine bakarak söylüyoruz arkadaşlar. Karakteristik özelliklerine bakarak söylüyoruz. Ve de yaptıkları yavruların çapı, boyu, tipi. Şimdi bu kuşlar, bu erkekle içerideki dişi iki kuşaklı mavi eşlemesinden geliyor. Ve hiçbir şekilde maviden başka yavru atmıyorlar. Bu benim aradığım bir şey. Bazıları da işte arada değişik renkler de atsın. Evet, atsın. Öyle çiftler dolu. Bende bir sürü öyle çift var. Fakat arkadaşlar, altına ne geleceğini kesin bilmek çok önemli benim için. Şimdi bu çiftin yavrularının hepsi mavi oluyor. Ve de erkeğin rengi çok güzel arkadaşlar. Erkek gerçekten çok güzel bir mavi. Tamam, bende çok güzel renkler var. Mavilerde bayılacağınız renkler var ama maskesi vesaire. Ya, tam bir yarışma kuş. O yüzden bu çiftin yavruları damızlık olur ve 3 yavrusu var. Kesinlikle ve kesinlikle 2 adedini ayıracağım. 2 adedini ayıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim, bunlar benim en sevdiğim renk. Derler ya, insanın böyle sevdiği bir şeyden böyle hep bir şey olur, hep böyle bir sıkıntı çıkar diye. Evet, bu çiftimizin sıkıntısı, bu çiftimizden yavru alamıyoruz. Alamıyoruz arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Nasıl diğerlerini bekledik, bunu da bekleyeceğiz. Yer değiştireceğiz, bir şeyler yapacağız. Bekleyeceğiz. Yani bunlar soyu falan anlatılamaz ya. Her şeyiyle muazzam bu çift. Ama yok, yapmıyor arkadaşlar.
Evet, dişi yuvaya giriyor. Dişinin poposu şu anda şiş. Fakat yaklaşık 1,5 aydır bekliyoruz. Yerlerine alıştırırız dedik. Bir şeye dedik. Ama yok. Yok olmuyor arkadaşlar. Bekledik, bekledik, bekledik. Bir türlü o verimi alamadık. Evet. Arkadaşlar şu çifte iyi bakalım. Bunların yavrularının renklenince videosunu çekeceğim size. Bu çift çok ilginç. Bu çiftten ben oliv yavru almak için böyle bir çift yaptım. Ne oliv ya? Yavrular o kadar acayip çıkıyor ki. Evet, yavrular büyüsün göstereceğim arkadaşlar. Bu sizin merak edeceğiniz çift olsun. Evet, göz bebeğim de bunlar. İyi bakalım bunlara. Bunlar var ya, bunlar çok can yakacak, çok. İnşallah. Evi bir çalıştıralım da. Keyifleri yerinde. Çok can yakacaklar. Evet. Arkadaşlar bu çift albino taşıyıcı. Bunları çekeyim. Evet arkadaşlar, bu çiftimizin anne babası albino ve mavi. İkisinin de aynı. Bunlar daha yeni attım bunları eşi. Şöyle bakalım. Bekliyoruz. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama yavruları oldu mu kesinlikle albino olacak. Mavi ve albino. Başka renk çıkmaz. Garanti. Garanti arkadaşlar. Arkadaşlar üretimin nasıl olması gerektiği, bir üretimhanenin nasıl dizayn edilmesi gerektiği, bunların hepsini açıklayacağız bir sonraki videolarımızda. Fazla video gelmesi için, bilgilendirme videoları gelmesi için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, aklınıza takılanları sorun arkadaşlar kanalda. Yorumlarda kesinlikle cevap vereceğim. Bütün yorumlara cevap vereceğim. Videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar.